Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün fetih sezonu KVKS'nın geri sayımı başladı. Kahraman Marşı ve 8. Savaş açık senaryoda. Ticaret merkezi geldi artık sonunda. Bunları inceleyeceğiz hep beraber. Ama videoya geçmeden önce şöyle bana destek olmak için like atıp abone olursanız sevinirim. Ticaret merkezinden başlamak istiyorum. Ticaret merkezi 5 hafta oldu. Standart. Paketleri var biliyorsunuz. Hazine avcısı ve arkeolog. Hazine avcısını alan arkeoloğu alamıyor yani. Onu söylediler artık alamadığını. Arkeolog paketini aldığın zaman 10 levelle başlamış oluyorsun. Hazine avcısında ise ekstra bir levelin olmuyor. Benim bir önceki sezondan gelen ipucu kartlarım yüzünden direkt 7 level yani 8 level başladım. Bu paketleri almaya değer mi diyorsanız bir heykel burada var arkadaşlar. Şöyle bir heykellere baktığınız zaman 5000 VIP var 10. seviyede. Ve elmas var yine. 5 tane heykelde 30 levelde var. Ondan sonra avatar çerçevesi vesaire var. Emoji var. İşte AP falan var. Ama 70. level, 50. levelde işte Şafak Gülü var, 30 tane onu vermişler. Şafak Gülü çok önemli değil bence, yani yapılmaz. Bu değişir ama her hafta. Bu bence diğer adi yonca parşömenlerinde değişecektir. Ve %50 kıta kapasitesi var. 2 tane. Güzel ama tema vermiyor. Hani biz eskiden 2 ayda oluyordu, 8 hafta oluyordu. Ve 2 ay uzun oluyordu. Görevleri yapmak için de rahat oluyordum. Oturum aç. Bu aynı kalmış. Diğerinde de aynı oturum görevi vardı. Eksiksiz. 510 tane görev yap diyordu. Bunda 850 idi. 510'a düşürmüşler. Burada da bir sıkıntı yok. Barbar keste de sıkıntı yok. Barbar kalesini yani her şeyi aynı getirmişler. Barbar kalesi yine getirmişler. Biz barbar kalesi kesmekten imtina ediyorduk yani. Herkes Barbar Kalesi kesmiyordu. Yine aynı olmuş. Sıkıntı olmamış. Askere it, kaynak topla. Yani bu sezon görevleri aynısı. Haftalık görevlerde ise ilk hafta direkt 3 tane efsanevi komutan al var. Bu genelde en zor görevler efsanevi komutan görevi oluyor arkadaşlar. Çünkü yani şansın yok abi. Açıyorsun altından anahtarı çıkmıyor yani. Onlu komutan atmıyor. Ne yapacaksın? Yapacak bir şeyin yok. Bir de KVK'da oynamayanlar askeri iyileştir görevlerinde sıkıntı yaşayabilirler. Standart. Bunlar askeri eğit görevleri. 5 haftada yapılabilecek görevler. Yine aynı görevler gelecek. Buradan ya benim anlamadığım şey şu. Adi Yonca Parşömeni'nin kim niye şikayetçiydi? 8 haftada gayet yapılıyordu. Bütün görevler yapılıyordu. 72. 75. kata kadar sen zaten görevleri yapıyordun. Sezonda Barbar Kalesi kesmiyordu genelde insanlar. Ve işte efsanevi komutan çıkaramazsa onu çıkaramıyorlardı. Onun dışında bütün görevleri herkes yapıyordu. Asker iyileştiriyordu, işte muhafız kesiyordu, kaynak topluyordu vesaire vesaire. Ve biraz da elmas basıyordu. Satın al seviyesine yine 750 elmas yapmışlar gördüğünüz gibi. Elmas basıp normal temasını alıyordu arkadaşlar. Hoşuna gidiyorsa 1000-2000 ya da görevleri ona göre asılıyordu. Görev istemiyorsa 70. katlardan sonra uğraşmıyordu, oynamıyordu yani çok fazla. Şöyle bir avantajı vardı. En azından artık paketini şey yapmıyordum yani 2 ayda bir paket almak zorunda kalıyordum. Şöyle güzellikler olmuş. 40 seviyenin üstündeki barbar kıtasını yendiğinde 2 barbar kıtası yenmiş olursun gibi şeyler gelmiş. 10 seviyenin üstündeki bir barbar kalesini yıktığında da 2 barbar kalesi yıkmışsın olur. Yani bu Kahraman Marşı KVK'sındaki insanlar için böyle bir güzellik olmuş. O da zaten AP çok gidiyor ya, onu oradan dengelemişler. Zaten iki katı saymasaydı da hem AP'yi daha çok verecektiniz hem de tek barbar sayacaktı. Sıkıntı olurdu. Burada kurallarda ekstra bir şey de yok yani anlayabileceğiniz. Hikayeni seç, fetih sezonuna geleceğim. Kurallara bakalım. 3 kere seçmediğin zaman seni otomatik bir sonraki sezona kaydedecek diyor. Krallıklar kayıt döneminden ardından hikayesini değiştiremez diyor. Aynı hikayedeki krallıklar etkinin kurallarına göre eşleştirilir. Kamplar birden fazla krallıktan oluşabilir. İşte bu ne olacak bilmiyoruz. Yani biz
Kahraman Marşı mı seçeceğiz yoksa 8'li Savaş mı seçeceğiz bilmiyorum. Daha doğrusu yani yönetim olarak bunu daha henüz konuşmadık. Çünkü gece 3'te birden geldi, henüz sohbetini yapmadık. 8'lideki kale burçları, işte kristal madeni arkadaşlar. Koalisyon, yine koalisyondan ödül paylaşımı, bina işgali, ödül sistemi, sezon ve fetih sikkesi, kamp sistemi de böyle. Bakın 8'lide 8 tane kamp var. Siz artık nasıl müttefik yaparsanız, kendi kampınızdakilerle beraber olacaksınız krallıklar olarak. 8'li çok büyük savaş içeriyor. Yani şöyle bir şey var. 8'lide sizin ciddi şekilde savaş yapıyorsunuz. Ben 8'li istiyordum önceden ama artık şimdi yani Kahraman Marşı bana daha cazip geliyor. Çünkü harita olarak baktığınız zaman 8'li de çok fazla kendinize güvenli bölge oluşturamıyorsunuz. Kahraman Marşı'nın kurallarını göstereyim sizlere. Siz açıyorsunuz. Kale burcu, destek becerisi, kristal madeni aynı şekilde bunda da var. Koalisyon sistemi yine koalisyon bunda da var. Ödül sisteminde sezon sikkesi ve fetih sikkesi olacak yine aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Kamp sistemi de bu şekilde. Şimdi Kahraman Marşı'nın en güzel tarafı şudur. Siz diyelim en sağdaki hava kampısınız. Solunuzdaki ya da üst köşedeki grupla anlaştığınız zaman, yani ateşle her hiçbir türlü anlaşma şansınız yok. Ya suyla ya toprakla anlaşırsınız. Toprakla anlaşırsanız bakın sağ ortadaki kalan bölge sizin güvenli bölgeniz. Kendi bölgeniz de güvenli bölgeniz. Artı olarak çıkacağınız bir önünüzdeki bölgede sadece kendiniz çıkacaksınız. 5. ya da 6. bölgesi, çember bölgesi diyelim. Orada da bütün çember ödüllerini alırsınız. Kaybetseniz de geçitler açıldığı zaman karşılıklı, işte su grubu size baskınlık kurdu diyelim sol tarafa çıktığınızda. Bu kadar bütün ödülleri aldıktan sonra geriye düşersiniz. Ondan sonra kendi kampınızın içine girilse de 5. bölge yani sağ taraftaki toprak kampına doğru olan güvenli bölgeye kaçarsınız. Gelişmek için ya da kendisini riske etmeyen krallıklar için daha güzel, daha kolay bir harita, daha adil bir harita. 8'li harita daha çok savaş, daha çok risk, ihanetler, anlaşmaların dönebileceği bir harita. Burada genelde kimse kimseyi satmıyor. Yani sen toprakla anlaştıysan ateşle de su anlaşıyor, karşılıklı savaşıyorsun. Hangi taraf birbirine üstün çıkıyorsa o taraf paylaşıyor. Toprağın seni satma şansı yok. Çünkü 3 krallık yani alabileceği bir ödül yok ortamdan. Senin hepsini çok güçlüysen belki indirebilirsin ama zaten artık eşleştirmelerde güce göre geldiği için öyle çok absürt şeyler de olmuyor. Bir kampa burada mesela 3-4 krallık ışınlanıyor. Diğerine de 3-4 krallık ışınlanıyor. İlla ki para yatıran, teknolojiyi fulleyen, garnizon ve ralli açacak krallıklarda insanlar oluyor. Sizin önemli olan sizin aktif bir şekilde meydanda savaşmanız veya rallileri doldurmanız oluyor. 51 gün sürüyor arkadaşlar. Bu. Şu an 11 kişi kaydolmuş. Dükkana baktığınız zaman 10 bin, 12 bin. Efsanevi temalar, İran rüyası, balıkçıl kuş, ilahi mesken. Değişen bir şey olmamış dükkanda. Yani ben dükkanın değişmesini istiyordum açıkçası söyleyeyim. Yani Topkapı Sarayı benim hiçbir işime yaramıyor. Bakın 4 tane sikkem var ama ben yani bunu mu alacağım? 2 sikke daha kazandıktan sonra gerçekten bunu mu alacağım yani? Diğerinin dükkanına da bakalım hemen. 8'li KVK'daki dükkan. Evet o da aynı. Yani Alacakaranlık, İlahi Mesken, İran Rüyası. Hiçbir şey değişmemiş dükkanlarda gördüğünüz gibi. Yine Topkapı Sarayı. Bu biraz saçma olmuş. Yani fetih sezonu sikkesi kasmak gerçekten çok zor. Ve sen yani okçuysan yani okçu değilsen abi hiçbir işine yaramıyor kastın sikke. Buradan bunları alacaksın. Adam seni kısıtlıyor. Yani 6 tane sikkeyi biriktiren niye kendisine seçemiyor ki efsanevi temayı? Ya da 3-5 tane efsanevi tema koy. Yani piyade ve beceri ve süvari için. Ya okçu oynamayan insanların suçu ne? Ya burada diğer standart 4 tema. Ve gördüğünüz gibi ekipman artık daha değerli. 12 bin sikke. Sarı kafa ise 10 bin sikke arkadaşlar. Ama ben buradan sarı kafa almanızı önermem. Onun yerine biriktirin. İleride bir gün efsanevi tema yap, efsanevi taslak yaparsınız muhakkak. Yani 10 heykeliniz az olsun hiçbir önemi yok. Heykeli her yerden bulursunuz. Tekrar burada 8'linin
haritasını incelersem burada ihanet de döner. Her şey döner. Sizi kitleyebilirler de. Yani hiç anlayamazsınız sizi nasıl kitleyeceklerini. Bu kamp sisteminde gücünüz varsa, anlaşmalarınız, stratejiler neye göre değişecekse daha büyük savaşların, daha çok kanlı savaşların döneceği bir kamp olur. Çünkü burada da tek krallık ışınlanmıyor kampa. Koalisyon olarak ödül alıyorsun ama yani 8 tane kamp var. Düşünün. Kahramanmaraş'ında 4 kamp var. 2-2 anlaşıyorsun. Burada 3 tanesi 1 olup 5 tanesini de yenebilir. Çünkü kralın topraklarını gördüğünüz gibi çok küçük bir alan. Ve o kralın topraklarını da belki bu KVK'da 24 krallık oynayacak. Sen 3 kamp anlaştın. 9 tane krallık gidecek şu ödülü almaya çalışacak. Ya da 4 tane anlaştığın zaman 12 tane krallık yani hangi ödülü nasıl alacak? Nasıl paylaşacaklar? Bir tane Ulu Ziggurat var. Kim alacak? Yani 4 tane krallık kendi arasında anlaşma yapsa. Kim Ulu Ziggurat'ı ele geçirme ödülünü alacak? Hangi kamp? Hangi kamp elinde tutma ödülünü alacak? Kim çember ödüllerini alacak? Yani paylaşmak çok zor, çok sıkıntı. Kahramanmaraş'ı bu konuda daha basit arkadaşlar. Bu da sezon süresi 50 gün, diğeri 51 gündü. Yani Kahramanmaraş'ı günleri, sayıları aynı. Krallığınız kendi durumuna göre hikayesini seçecektir. Biz şu an için ne seçeceğimizi bilmiyorum. Yani yönetim olarak bir şekilde toplanıp karar vereceğiz. Ha, bu arada krallık bana geçmiş. Osiris Ligi de geldi ve Osiris Ligi'nde artık yani Osiris Ligi'ne kaydolduk. Kendi krallığımızı kaydettik. Bir yandan bunlarla uğraşıyoruz. Sanırım KVK tüm krallıklara birden geldi. Kahramanmaraş ile 8'li arasındaki fark böyle. Yani 8'liye bol ihanetin, bol savaşın, kendini çok fazla hazır hisseden krallıkların seçmesi gereken bir şey. Kahramanmaraş'ı daha garanti. Sen yani eşleşmeden senin kampında illaki para yatıran adamlar çıkar. Anlaşacağın kampta da çıkar. 2'ye 2 yani. Bir tane kişiyle anlaşıyorsun, bir tane iki kişi de düşmanın oluyor. 2'ye 2 savaşıyorsun. Kimin gücü kimi yeterse adil bir şekilde de Ulu Ziggurat'ı biri ele geçiriyor. Diğeri elinde tutma ödülünü alıyor. Ya ödüller çok adil paylaşılıyor Kahramanmaraş'ında. 8'li ise kan gövdeyi götürüyor kısaca. Ben 8'li istiyordum ama 8'li maalesef nasip olmayacak gibi. Yani daha doğrusu 8'liyi seçtirmem bu saatten sonra. Çünkü 8'liye harcayabilecek ekonomik durum ve ciddi şekilde hız ve kaynak lazım ve krallığın çok aktif olması lazım 8'li için. Kahramanmaraş'ı daha garanti bir KVK diyorum. KVK'ya gireceğimiz için de bol bol KVK videosu gelecektir. Umarım size ufak da olsa videonun bir fikir edinmenize yardımcı olmuştur. Sizler de yorumlarınızı alta yazarsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.